Sizlerle merhabalar. O iş öyle değil programına hoş geldiniz. Normalde bu kağıdımız, program ablemimizin yer aldığı kağıdımız Özlem Hanım'ın elinde olurdu. Ancak bugün benim elimde. Programı el koymadığım program hala onun programı. O iş öyle değil mi, o iş öyle mi diye o bana sormaya devam ediyor ama biz biraz ara vermiştik malum. Bu aradan sonra önce ben konuşmak istedim. O iş öyle değil programını ben açmak istedim. Çünkü sevgili Özlem, güzel saçlarına nazar değdi. Gördüğünüz üzere saçlarını kestirdi ve şu anda saçı sıfır. O yüzden de başını bir şekilde örtmeye çalıştı. O yüzden kendisine hem geçmiş olsun diyeceğim. Ben hastalığını kendisine sormak istiyorum ama sonrasında bir de tarih açısından bir soru soracağım. Çünkü ben tarihçi olabilirim ama aslında Özlem Hanım da bir tarihçidir. Bir de tarihi bir soru soracağım kendisine. Ama öncelikle sevgili Özlem, geçmiş olsun. Teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah Rabbim şifa verecek. Amin, inşallah. Bundan sonra vücuduna gelen o mikrop düşünsün. Sana evet, neden bulaştı? Bana bulaşan mikrop düşünsün hocam. Doğru çok söylüyorsunuz. Çok geçmiş olsun. Nedir süreç? Nasıl geçiyor? Şöyle bir süreç hocam. Bayram sonrasında bir kitle keşfettik vücudumda. Bu keşfettiğimiz kitlenin de kanser hücresi olduğu, aynı zamanda koltuk altında ve çok yaygın aslında grip gibi olan göğüs kanseri olduğunu öğrendik. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir sürece başladık. Kemoterapi süreci şu an devam ediyor. 6 aylık bir süreç, tedavi sürecim devam edecek inşallah. Ama Allah izin verdiği sürece hiçbir şey olmaz. Umuyorum ki bu konuda dualarını benden de eksik etmeyeceklerdir. Evet, nazar mı değdi? Evet, nazar değdi. Kızıl Sultan, kırmızı saçlı kadın falan derken yani görmek ister misiniz bilmiyorum ama şu anda böyle olmaktan keyif duyuyorum. Herkes yani herkes için şifa diliyorum Rabbimden. Bana da inşallah şifalardan gelir. Ama iyiyim elhamdülillah. İşte tedavi sürecimiz biraz bazen ağır, bazen biraz duygulu ama genelde eğlenceli. Evdeyim, çalışmıyorum şu anda. O yüzden büyük şekilde ailemin, özellikle eşimin çabalarıyla ayaktayım elhamdülillah. Allah izin verdiği sürece de burada olacağım sizinle beraber. O iş öyle mi değil mi, artık siz mi el koyarsınız programı, ben el koyar sizi mi kovarım, Allah bilir bundan sonrasını. Ama iyiyim, teşekkür ediyorum, sağ olun. İnşallah iyi olacaksınız. İnşallah. Biz de onun sonuna kadar inanıyoruz, zaten iyisiniz de. Ömrü veren de Allah, hastalığı veren de Allah, şifayı veren de Allah. Eyvallah. İnşallah çok sağlıklı günlerde, çok güzel programlarda İnşallah. Yapacağız sizinle. İnşallah. Şimdi bu aşamada evet, program biz çekimlerine devam ediyoruz. İnşallah. Allah ömür verişine devam edeceğiz. Her ikimiz için de söylüyorum. Tabii. Ben partnerimi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Özlem sizin programı zaten düşünemiyorum. O yüzden hani hasta olmasına rağmen, ki çok iyi aslında ama İyiyim, yani kemoterapi görmesine rağmen program çekimlerini de aksatmadan devam etmek istedik. Tabii inşallah devam edeceğiz. Ben de hani kendisinin onu seven bir arkadaşı olarak dualarınıza talibiz. Yer gök dua ile ayakta durur derdi babaannem. Evet. O yüzden sağlıklı sağlıklı bir şekilde inşallah eskisinden daha iyi olması suretiyle İnşallah. Dualarınızı bekliyoruz. Ben hemen bir soru sormak istiyorum Özlem. Şimdi biz bu programı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İnşallah. Sen bana o iş öyle mi değil mi diye soruyorsun. Ancak biz seninle tanıştığımızda tarihçi değildin. Değil. Çok fazlasıyla tarih seven bir kişiydin. Hala daha devam ediyorsun. Evet. Özellikle ceddini çok seviyorsun. Çok. Yani bu sevgin artarak devam ediyor. Ancak sen artık bir tarihçisin. Çünkü sen de tarih okudun. Yok hocam, o kadar hemen şimdi tarihçi tarih metodolojisi... Mütevazısın biliyorum yok, ama tarih metodolojisi de okudun, tarihini biliyorsun, Batı tarihi, Avrupa tarihi, Bizans, hepsini okudun, Osmanlı tarihini okumaya devam ediyorsun. İnşallah. Bundan önce ekranlardan tarih gören, bazılarının şova dönüştürdüğü, bazılarının hamaset yaptığı, bazılarının da hiç sevmediği bir tarih vardı. Ama şimdi sen de artık gerçeği görebiliyorsun, sen de artık karşılaştırma yapabiliyorsun. Sayenizde hocam, sağ olun. Estağfurullah, ben şunu sormak istiyorum sana, bunca aldığın eğitim. İşte okulda eğitim alıyorsun. Bütün bunlardan sonra o iş öyle mi? Tarih hakikaten bu insanların anlattığı gibi bir şey miymiş? Yoksa arka tarafta gerçek bir tarih mi varmış? Ben bu soruyu sana sormak istiyorum özellikle. Şöyle söyleyeyim hocam. Biz sizinle tanışmamıza vesile tabii ki önce Allah izin verdi ama sonrasında Abdülhamit'le ilgili bir program sebebiyle tanıştık. Siz de bizi kırmadınız ve o günden bugüne devam eden Allah'a çok şükür ki dostluğumuz oluştu.
Ben o dönemde evet, eşim de ben de tarih sever olarak hayatımıza devam ediyorduk, okuyorduk, dinliyorduk. Bir şeyler böyle olmamalı, aslında bu böyle değildir. Ya bu nereden çıktı anlatıyor ama acaba mıdır diye düşündüğümüz, sabahlara kadar tartıştığımız çok oldu. O da okuduğunu unutmaz ve bu konuda tartışırız hep. Evimizde bu konular hep konuşulur ama ekranın bu tarafında, yani sizin yanınızda durunca, sizinle birlikte benim sizin yanınızda yürümeme izin verdiğiniz günden beri aslında anlatılanların çok da tarihle alakalı olmadığını, insanların güncel hayatta tarih yazdıklarını, biraz işte bu tarafa yanaşmak, biraz o tarafa yanaşmak için tarihler yazdığına şahit oldum. İşte sizinle birlikte girdiğimiz derslerde okuduğunuz, okuttuğunuz ve anlattığınız, bize şerh ettiğiniz evraklarda aslında o işin hiç de öyle olmadığını, işte gerek teknolojide, gerek sağlıkta, Osmanlı'nın İslamiyet'i seçtikten sonraki Türk toplumunun aslında hiç de geri kalmadığını, evet bazı sektelere uğranmış, suistimal edilmiş, bunları fark ettim ama yalan yazılan bir tarih de olduğunu çok net gördüm. Asıl üzücü olan buydu. Bazı inançlarımı, bazı hani hep şeydir ya aramızda, siz Fatih'i, ben Abdülhamit'i çok severim. Ya öyle de yapmamıştır ama belgesi var. İşte şöyle de dememiştir ama belgesi var dediğimiz konuların aslında tarihteki karakterleri kişiliklerinle değil, verdikleri kararlarla, tarihte bulundukları yerlerle konuşmamız gerektiğini öğrendim. O işin aslında öyle olmadığını, birçok kahramanın aslında çok daha fazla değer verilmesi gerektiğini fark ettim. Birçok insanı sizin sayenizde tanıma, araştırma, konuştuğumuz konularla ilgili soruları sormadan önce "Aa bu da mı böyleymiş?" dediğim birçok konuyu sayenizde öğrendim. Evet, şu an tarih 3. sınıf öğrencisiyiz her ikimiz de eşimle beraber. Vesile olduğunuz için önce size, önce Allah'a, sonra size teşekkür ediyorum. Doğruyu görmek, doğruyu konuşmak çok zormuş, onu öğrendim. En çok bunu öğrendim. Yani doğruyu bilip konuşamamak, anlatamamak daha zormuş. Evet. Ben de her zaman şunu söylerdim zaten, derslerde de söylüyorum. Türkiye'de tarihçiyseniz çok acı çekersiniz. Evet. İnsanların yalan yanlış konuşmasından sıkıntı yaşarsınız. Evet. Ben bir müjde daha vereyim burada. Bizi Abdülhamit, yani Sultan II. Abdülhamit tanıştırdı diyebiliriz. Onun sevdası vesile oldu. Evet. Biz de bir kitap hazırlığı içerisindeyiz sevgili Özlem. İnşallah nasip olursa. Özlem Kurtuluş Toptan'la birlikte Sultan Abdülhamit'le alakalı bir kitap hazırlıyoruz. İnşallah kitap bittiğinde de sizlerin bilgisine ve sizlerin inisiyatifine sunacağız. O yüzden kendisine bir kitap hazırlama şerefine eriştiğim için de mutluyum. Hem çok eğleniyoruz. Her şerde bir hayır vardır. Evet. Hem çok eğleniyoruz hem çok güzel şeyler öğreniyoruz. Özlemciğim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Varlığın için, bu program için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben kapatayım dilersen bugün programı. Teşekkür ederim hocam. Efendim bu program benim YouTube kanalımda yayınlanıyor olabilir ama aslında Özlem Toptan'ın eseridir. O yüzden Özlem Toptan'ın mutlu olması için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve varsa eğer sorularınızı videolarımızın altına yazmayı unutmayın diyoruz. Bir de özellikle şifa için, özlemimiz için dua bekliyoruz. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederim.